Arkadaşlar bir programlama muhabbetlerine daha hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım her şey güzel geçiyordur. Biz bir süre olduydu yazılım muhabbetlerine böyle bir ara verdik gibi oldu. Çünkü benim hayatımda böyle ben taşındım maşındım falan filan. Öyle şeyler oldu, kafayı toparlayamadığım için gelemediydik. Şimdi tekrar buradayız. Şimdi bugün sizinle sıfırdan yazılımcı olmayı konuşacağız. Nasıl yazılımcı olur? Degree'in olması şart değil. Okulda bölümünü okuyor olman vesaire şart değil. Benim şahsen tanıdığım iki tane insan var. İsimlerini söylemeyeceğim. Biri Google'da, biri Microsoft'ta çalışıyor. Ve bilgisayar mühendisliği ya da bilgisayar bilimlerinden mezun değiller. Dolayısıyla bir tanesi hatta bayağı yani sözel antropoloji falan okudu yani hani. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Kod artık yeni dünyadaki düzende mevzu bu. Anladın mı? Kodu yazman önemli yani. Anladın mı? Şey önemli değil. O yüzden şimdi bugün sizinle şeyleri konuşacağız. Fundamental, temel olarak neleri bilmen gerekiyor? Kategori vesaire. Ben size şöyle şeyler de yapacağım. Birazdan bir spreadsheet üzerinde şey yapacağız. Bu spreadsheet'in linkini sizinle paylaşacağım. Videonun alt tarafında description'da olur. Onun dışında bizim Discord kanalına gelin. Discord'da da kitaplar paylaşacağım sizinle. PDF'ler var elimde birkaç tane. Kendim kullandığım, iş görüşmeleri için kullandığım. Bunları Discord'da da sizinle paylaşacağım. Kimseye söylemeyin. evet, bu sırada da chatimle muhabbet ediyor olacağım. Siz de chatimi göreceksiniz artık, diğer videolarda olduğu gibi kimle konuşuyor bu hıyar demeyeceksiniz yani. Kimler gelmiş? Lovely Terran, selamlar abi, merhaba. Ben İngiliz dil ve edebiyatı okuyorum. Bölümü neden okudum hakkında bir fikrim yok. O yüzden bu yayın şu an beni çok mutlu. Ha, süper. Güzel, ilgileniyor musun programlamayla? Ömer'im selamlar. İyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin. Bugün Zörg'e ara verdik. Kendimiz öğrenerek bir yere varma şansı var mı? Bunu merak ediyorum. Tabii ki var. Tabii ki var. Casper hoş geldin. Selamlar. Ne yapıyorsun? Evet, Discord kanalımız Jakobos'un da verdiği gibi. Discord'a gelebilirsiniz. YouTube kanalına bakabilirsiniz. YouTube'da başka programlama muhabbeti olan videolarımız var. Oradaki seriye bakabilirsiniz. Şimdi burada sizinle çok uzatmadan dalacağım. Şimdi şu OBS'imi ben bir kenara bir alayım. Ondan sonra şimdi bu programlama muhabbetleri daha önceki videoları izlemişseniz bilirsiniz. Daha önceki şeylere bakınız, subscribe olunuz, likelayınız falan filan. Şu anda da tekrar hatırlatmamızı yapalım. Twitch.tv/lambdacdd kanalındayız. Canlı bir şekilde buradayız. Hafta içi her akşam buradayız. Kalkın gelin muhabbete. Burada StarCraft oynuyoruz, Factory oynuyoruz, kafamızı çalıştırıyoruz, yazılım yapıyoruz. Hatta game development da yapıyoruz. Selamlar Casper, tekrardan hoş geldin. Söyle şunu. Oyun geliştirme yapıyoruz. Bir süredir yapmıyorduk işte. Birkaç haftadır benim taşıma muhabbetinden dolayı yapamadıydık. Şimdi geri geldik. Haftada bir iki defa illa böyle şeyler yapıyoruz yani. Evet sevgili dostlar, şimdi gelelim ne yaptığımızda. Bugün sizinle, bak ben buraya bir tane spreadsheet açtım. Size de hemen göstereceğim. Daha önceki videoları izlemişseniz biliyorsunuzdur zaten. Bu videolar birilerine böyle hani size eğlenceli hale getirelim programlamayı da hep birlikte programlama öğrenelim gibi bir durum yok burada. Anladın mı? Ben sizin hocanız değilim. Ben sizin öğretmeniniz değilim. Öyle bir sorumluluk da istemiyorum. Burada ben sizin bir arkadaşınız olarak buradayım. Biraz daha tecrübeli bir arkadaşınızdan tavsiye alıyormuş gibi düşünebilirsiniz yani. Takılalım, eğlenelim derdim bu benim yani, anladın mı? Birazcık eğlenmek istiyorum bu tür şeylerle. Dolayısıyla böyle şeyler yapıyoruz. Şimdi şu browser'ın butonunu bulabilirsem. Buldum. Tamam, bak şimdi buraya bir tane Google Docs açtım. Tamam, bu spreadsheet. Bu spreadsheet üzerine şimdi konular monular bunları yazacağız. Tamam, hangi konularla neler var? Siz bu şeyin linkini, bu spreadsheet'in linkini ben sizinle paylaşacağım. Videonun description'da olur. Şimdi chat'e de yazarız şeye. Twitch'e. Onun dışında Discord'a koyabiliriz. Discord'da kodlama muhabbetleri diye bir yer var serverımızda. Gelin katılın. Oraya da böyle pinleriz bunun linkini. Buraya geleceksiniz. Buraya yazdığımız şeyleri böyle copy paste yapıp kendi spreadsheet'inizi alacaksınız. Ondan sonra yarına işte ikinci hafta, üçüncü hafta falan ne kadar hızlı çalışmak istiyorsan ona göre şey yaparsın. Şimdi benim elimde kendi notlarım var. Kendi daha önceden çalıştığım şeyler, kendi daha önce çalıştığım konular. Bu mevzuyu şu anda neden bundan konuşuyorum derseniz, şu anda niye bu konudan bir konuşabilsen, ilk başta Türkçe öğren diyorsunuz tabii. Şu anda neden bundan bahsediyorsun derseniz, benim yakında böyle bir iş görüşmelerim falan olacak tekrardan. Öyle olunca
benim de temel bilgilerimi toparlamam gerekiyor. Ben biraz tecrübeli bir yazılımcıyım. Bir 15 senedir bu işin içerisindeyim. Ama şimdi iş görüşmeleri vesaire olacak. Ben şu anda doktora yapıyorum. Böyle teorik meorik takıldık senelerdir. Öyle olunca şimdi iş görüşmelerinde falan şey yapacaklar yani. Pratik şeyler soracaklar ve ben yani saçma sapan quicksort'u yazamadığım için geçememek istemiyorum yani hani. Bilmeyenler için aman şey yapmayın. Hani benim seviyemde olan birisinin bilmesi gerekiyor böyle şeyleri. O yüzden ben yani tekrarlayacağım her şeyi ve kendim için de yani benim için de bir guide olacak. Size de bir yarar olursa ne mutlu bize. Evet, şimdi kendi notlarımdan bakacağım. Şimdi yavaş yavaş açalım mevzuları. Şimdi temel olarak ilk başta ben bu işi yapabilir miyim falan muhabbetleri, bunları konuşuruz zaten, tamam mı? Hani bu işin psikolojik bir tarafı var. Ben işte diyor ki Lovely Terran şey yapıyor. Efendime söyleyeyim. Ne okuyordun? İngiliz dili ve edebiyatı mı? Ha, İngiliz dili ve edebiyatı okuyorum. Biraz programlama ile ilgileniyorum. Ya da mesela StarCraft oynuyor Lovely Terran. Diyor ki mesela ben StarCraft'ta mod yazmak istiyorum. StarCraft'ın API'yi açık. StarCraft'ta mod yazmak istiyorum. Nasıl yapacağım diyor. Hiç yani bu işle ilgili teorik bir çalışması olmasına gerek yok ya. Yani kodlama, yazılım, bildiğim basketbol gibi, anladın mı? StarCraft gibi. Pratik yaptıkça gelişen, böyle oynadıkça keyif, kendi böyle takılacağın bir şey. Şimdi bunlarla ilgili temel olarak bilmeniz gereken şeyler var. Eğer ki yazılım konusunda ciddi bir şey yapmak istiyorsanız, bu ciddi bir şey ne demek? Hani StarCraft'ta mod yazmak da olur. Kendi web sayfanı yazmak da olur. Onun dışında yazılımda profesyonel olarak bir maaş alıp maaşlı işe girmek de olur. Yani bunu yapabilmek için temel şeyleri bilmen gerekiyor. Bu temel şeyleri konuşacağız şu anda bugün burada. Şimdi benim burada böyle birkaç sayfa notum var. Tamam, bu notları şu anda böyle bir sizlerin önünde sizlerle birlikte derleyip toparlamak istiyorum. Ne yazık ki size gösterme şansım yok benim kendi notlarımı bu şekilde. O yüzden ben buraya spreadsheet'e yazacağım. Aynı zamanda şu Emacs'i de açtım buraya ki yanımızda bir tane şeyimiz olsun. Ben yani konuları yazdıkça ne olduğundan biraz bahsedebileyim diye böyle bir şey yaptık. Şimdi yaldır yaldır girelim mevzulara. Şimdi ben burada notlarımda şey bir şekilde yazmışım buraya. Absolute must have knowledge diye. Bunu Türkçe yazalım diyorum. Herhalde kesinlikle bilinmesi gerekenler. Şuraya da yazalım, diyelim ki yazılımcı olma reçetesi. Vay, iddiaya bak. Çok iddialı. Kesinlikle bilinmesi gereken şeyler. Şimdi bak, burada veri yapıları var. Veri yapıları var. Kategorileri yazıyorum. Kategorilerden sonra kendi şeylerini yapacağız. Kendi itemlarına gireceğiz. Gel böyle veri yapıları. Araya şeyler koyarız. Algoritmalar. Onun dışında konseptler. Konseptler. Gel. Ben buraya şimdi bayağı listeleyeceğim, tamam mı? What? Ha, kolon mu ekletti? Gel şöyle şu kolonu silelim. Delete kolon. Asıl yapmak istediğim şuraya row eklemekti. Şöyle bir alanımız olsun yani. Çalışacak. Buyurun. Evet. Firelord selamlar. Yaz bana ne yazarsan yaz doktor. Bu reçete bana lazım diyor. Evet. Görüntülerde, seslerde bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Varsa söyleyin, düzeltelim. Şimdi ben buraya ilk başta data structure link list ile başlamıştım ama ondan önce şu şeyi yapmak istiyorum. Link listten önce stringler yazmak istiyorum. Bir de text mi vardı? Dur şuraya bir bakayım. Daha temel çünkü. Yani link list biraz daha böyle şey. Arrays ve strings. Evet, arrayler ve stringler. Statik data structure'ları daha basittir. Array ve string. Neden array ve string? Normalde işte programlamadan birazcık anlayan bir arkadaş varsa mesela şey diye sorabilir yani. Hani ya başlayan, yeni başlayan arkadaşlar mesela, ulan array dediğin array. Yani bir şey, bir liste gibi bir şey. Bir container. String ile array nasıl aynı şey mi bunlar falan? Evet, string bir char array'dir yani, karakter array'dir. O yüzden bir byte vesaire tutacağınız zaman, byte array'i tutmak istediğiniz zaman aslında string tutarsınız. String'le aynı şeydir o. O yüzden array'ler ve string'ler benzer davranışlar sergilerler. Dolayısıyla bunlardan başlamak
bu array'ler ve string'lerden başlamak veri yapılarını çalışmaya sizi statik, yani statik demek ne demek? Sayısı, şey, eleman sayısı belli, boyutu belli, anladın mı? Böyle bir kutu. Bunun yani statik veri yapılarıyla başlamak size böyle kolay bir giriş sağlar yani. Linked list mesela öyle değil. Linked list biraz daha şey. Ondan sonra tree. Try graph. Hadi bunları ayırayım. Tree try'ı ayırma. Bir de graph de graph'ı ayıralım. Graph başka. Yani başka değil aslında da graph matematiksel olarak şeyin genellenmiş halidir de. Tree'nin. Heaps. Max heap'ler, min heap'ler. Ondan sonra vektör var. Vektör aslında array ile çok benzerdir. Lüzumsuz. Vektör ve array list diye yazmışım ben buraya notlarıma. Saçma. Hash tables. Ya. Tamam bak, şunları bir listeleyeyim, konuşacağız. Algoritmaları da bir şey yapalım. Şimdi burada yazmışım algoritmaları. Breadth first search. Bunların hepsi konuşacağız. Bu tür detaylar, yani bunların ismi neler yazıyor oğlum bu herif? Bir şeyler yazıyor falan deyip de hani kafanız karışmasın bunlar, ya da böyle ben bunları yapamam usta bu neymiş falan. Hiç lüzum yok. Hiç öyle korkacak bir şey yok. Bunların hepsi mantıklı. Ben anlatınca anlayacağınız şeyler. Depth first search. Ondan sonra binary search. Gel. Anladın mı? Yaz. Ondan sonra sortlar var. Merge sort. Quick sort. Bak. Tek sort algoritmaları bunlardır demiyorum ha. Bu şu anda kesinlikle bilinmesi gereken, anladın mı? Merge sort yazmayı bileceksin usta. Anladın mı? Bu olay. Bubble sort'u yazmaz ha. Selection sort'lar, insertion sort'lar bilmem. Baba merge sort'u bileceksin. Anladın mı ya? Quick sort'u bileceksin, merge sort'u. Bunlar yani temel. En şeyler. Şimdi konseptlere birazcık gireceğim. Yine bir iki row bırakacağım burada. Büyük ihtimal çünkü unuttuğum birkaç tane vardır illaki. Toparlarız. Önemli değil. Sonradan bunları listedikten sonra şeye bakacağız. Ne şekilde çalışacaksınız bunları? Ne şekilde çalışabilirsiniz? İş görüşmesi istiyorsun, iş istiyorsun. En yakın zamanda bunu paraya nasıl dönüştürebiliriz? Bundan konuşacağız. Bit manipulation. Ne demek bu? Atıyorum bir sayıyı, yani şey yapacaksan bir sayıyı atıyorum şey yapacaksan, 2 ile çarpacaksan mesela right shift yaparsın, left shift yaparsın falan filan. Pardon, left shift yaparsan 2 ile çarparsın, 2'ye bölmek istiyorsan right shift yaparsın. Bit manipulation, yani bitwise operasyonlar çok hız kazandırır sana yani. Ondan sonra memory. Stack ve heap. Bunlar nasıl çalışıyor? Aa, burada stack. Bak. Linked list. Tree'lere girmeden önce stack'lere girmekte fayda var. Stack. Ve queue. Onlar dursun da bir kenarda. Memory. Şimdi concept recursion var. Olur. Dynamic programming var. Bir de Big O var. Big O, time and space. Bunları konuşacağız. Şimdi ben teker teker üzerinden geçeceğim bunların zaten. Bir diğer bir listem daha vardı şurada, ona da bakacağım. Burada da şeylerim var mı? Concept ver benim gözlüğüm nerede ya? Burada şeyler var. Mesela object oriented design muhabbetleri var. Object oriented design. Tamam, o da dursun. Math and Logic Puzzles diyor. Bu birazcık iş görüşmesiyle alakalı bir şey yani. Bu şimdi bilinmesi gereken bir şey değil puzzle dediğin şey. Sorting, searching, testing. System design ve scalability. Bu mesela atıyorum Amazon'da falan işe girmek istiyorsan şey yapacağım. Ben yakın zamanda Twitch ile bir görüşmem olacak mesela benim. Twitch'te soracaklar bana scalable sistemler. Şimdi bir de testing yazacağım ben buraya. Bu testing önemli olabilecek bir şey. Şirketine göre değişir bu. Ama şimdilik başlangıç şeyi olarak gördüğüm şeyler bunlar benim notlarımda. Bir daha teyit edeceğim sizin için. Zaten bunu ekleme çıkartma yaparız yani, sıkıntı değil. Bu yani definitif budur falan gibi bir durum yok yani. Bu
bizim kendimiz geliştirebileceğimiz bir şey yani. Ben şurada ince bir tane daha bir repozitörü vardı bakmak istedim GitHub'da. Ona bir bakacağım. Orada bir liste vardı gördüğüm. Onun da linklerini falan paylaşırım Discord'da gelirsiniz. Hash table link list array'leri yazdık. Bitwise operation'lar, tree'ler, binary search'ler, heap priority... priority queue heap'lerde konuşulur. Ben şu heap'in yanına yazayım ya onu. Unutmayalım onları. Max heap, min heap ve priority queue. Priority queue'lar nerede işe yarar mesela? Operating system'larda değil mi? Operating system'da senin proseslerin var. Her bir prosesin, yani bir scheduler'ın var. Scheduler ne yapıyor? Her bir prosesi şey yapıyor. Bir Firefox'u çalıştırıyor, bir OBS'i çalıştırıyor, bir müziği çalıştırıyor, bir bilmem neyi çalıştırıyor. Sana sürekli schedule ediyor prosesleri. Sen dur, sen çalış, sen dur, sen çalış. Context switch dediğin şey yani 16.000 kere falan yapılıyor saniyede. Artık CPU'nun hızına göre. Priority queue mesela orada çok kullanılan bir şey. Scheduler priority queue'dan şey çekiyor. En böyle priority'si en yüksek, en önemi en yüksek prosesi çekiyor. Onu veriyor sana. Tabi orada işte quantum time'lar, işte round robin algoritmalar falan dönüyor ama heap sort'u yazsamaydık bilemiyorum ama heap'leri anladıktan sonra heap sort kolay. Dert değil, konuşuruz onları. Grafların içerisinde birazcık var. Object oriented programming dedik. NPM girme. Scheduling, string searching. String search birazcık bununla konuşulur. Ondan sonra practice'ler bilmem ne falan filan. Şimdi ustam. Anunnaki selamlar. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Müzik iyi ya demiş. Fire Lord. 8 taş bulmacası yazdım. C#'da beynim yanıyor. Hoş geldin Semih İzmir Valide. Ne yapıyorsun? Evet sevgili dostlar. Şimdi. Mevzu. Bu liste bir kenarda dursun tamam mı? Şimdi. Bunlarla benim listem var. Bunlar nedir? Ne yapacaksın bunlarla? Şimdi adam zaten kalkıp sana kimse şey demeyecek. Bir graf nedir diye sormayacak yani. Anladın mı? Yani şeyden de bahsetmiyorum hatta yani. Matematiksel definition'dan da bahsetmiyorum. Matematiksel tanımdan da bahsetmiyorum. Kimse sana kalkıp işte stack nedir falan diye bir şey soru sormayacak. Adam sana öyle bir soru soracak ki o soruda stack kullanırsan şey yaparsın. Şimdi genel şu konseptlerin neler olduklarını ince ince bir üzerinden geçeyim tamam mı? Hani hiç bilmeyenler için yapıyorum bunu. Hiç belki bazılarını biliyorsundur. Belki bazılarını bilmiyor. Okulda görmüşsündür. Hiç okulunu okumamışsındır. Duymuşsundur falan filan. Evet şimdi veri yapıları, algoritmalar ve konseptler tamam mı? Veri yapıları ne demek? Zaten programlama ne demek? Yazılım dediğin şey nedir abi? Bir verim var. Bu veriyi işlemek istiyorsun. Bu bir program yazıyorsun. Belli kodlar yazıyorsun. Bu kodlar senin verdiğin veriyi işliyor ve kullanıyor değil mi? Şimdi o veriyi işlerken ne yapıyorsun? Mesela sen diyelim ki marangozsun tamam mı? Marangozsa ne yapacaksın? Ağacı alacaksın. Sonra işleyeceksin. Ağacı aldın. Bir şeye koyuyorsun değil mi? Bir masaya koyuyorsun. Atıyorum bir workshop'um var. Bir mengenem var. Efendime söyleyeyim bir şeyim var. Bir yerine takıyorsun. Orada işte atıyorum çeviren bir şey var mesela. O çevirirken sen böyle oyuyorsun falan filan. Sonuçta bir verini işleyebileceğin en güzel ortama koyman gerekiyor. Öyle değil mi? Ya sen şimdi o işleyeceğin tahtayı, ağacı marangozsun diyelim yine. O işleyeceğin tahtayı aldın. Atıyorum yastığın bir tane yastığın üzerine koydun. Orada oymaya çalışıyorsun. Şimdi onunla şey bir mi? Kötü örnek olmuş olabilir. Dertli şu anda sıkıyorum yani. Ben hiç düşünmedim bunu. Ama mevzu şu. Senin işleyeceğin verileri öyle bir yere koyman gerekiyor ki, öyle bir şekilde tutman gerekiyor ki rahat işleyebil diye. Tamam mı? Şimdi bunları mesela şurada bir tane Python'la ilgileniyorum biri demişti. Burada hemen bir Python şeyi açayım mesela orada konuşalım. Archive gibi mi? Yani gibi. Şimdi bahsettiğim zaman daha iyi anlayacaksın. Şu bulabilirsem acaba. Ay Windows'una şimdi başlayacağım ha. Allah Allah. Neyse dert değil. Şöyle yapayım. Alakasız hareketler oluyor şu anda. Dropbox.
Streaming. Dur bakayım. Programlama.py. Tamam mı? Tamam. Şimdi veri yapıları. Tamam mı? Şimdi mesela senin elinde diyelim ki 10 tane şey var. Zerg Infestation Detected. Alakası. Sen mesela şöyle bir şey var, tamam mı? Mesela sen atıyorum StarCraft'ta mod yazıyorsun. StarCraft'te senin modunda her daim 10 tane şey olacak. Zergling olacak. 10 tane. O zaman ne yaparsın abi? Eğer ki biliyorsan sayısını, Zergling'ler dersin ki atıyorum çarpı 10 dersin. Tamam. Bu ne yaptı? Şu anda Zergling'leri ben bir tane array'e koymuş oldum. Array dediğin şey, şeyini biliyorsun, sayısını biliyorsun, statik. Neden bu güzel bir şey? Çünkü bilgisayar senin için memory'de o kadarlık yer açıyor. Daha fazla açmasına gerek yok, uğraşmasına gerek yok. O kadarlık açtı, verdi sana. Bitti. Kolay, o bilgisayar için şey yapması kolay. Eğer ki şu sayıyı biliyorsan. Tamam. Şimdi ben ne yapardım? Atıyorum ben gider link liste de koyardım. Link list dediğimiz şeyde, link list dediğimiz atıyorum Zerg 1 diye bir şey yapayım ben şimdi. Zerg 1, tamam mı? Sen şimdi bu objeyi oluşturdun diyelim. Birazcık teknik konuşacağım ama kafası karışanlar söylesin. Zerg 1 diye bir obje oluşturdun şeyde, tamam mı? Şu yazı tipini birazcık boyutayım da. Zerg 1 diye bir şey oluşturdun. Diyelim ki bu şu anda bulunduğumuz alan bilgisayarının memorisi. Bildiğin RAM yani. Zerg 1 diye oluşturdun mu baba objeni? Ondan sonra sen şimdi Zerglingleri burada array şeklinde oluşturduğun zaman ne oluyor? Bilgisayar sana şöyle bir yer veriyor. Ah diyor, senin Zerglinglerle refer ettiğin alan, memory'deki alan bu alan diyor. Tamam mı? Bu kadar. Ondan sonra sen gidiyorsun Mozilla'da yeni bir tab açıyorsun. Mozilla tab. Ondan sonra gidiyorsun StarCraft açıyorsun. StarCraft. Tamam, böyle böyle açtı bu blokları. Senin kullanacağın memory blokları bunlar. Şimdi link listte şöyle bir şey. Link list memory'yi lineer bir şey olarak düşünüyorum şu anda, ki zaten öyle. Birinci zörgünü açtın mı baba? Açtın. Ondan sonra bu şu anda link list yapısına bahsediyorum. Yapısından bahsediyorum. Gittin Mozilla tabı açtın bir tane. Tamam mı? Ondan sonra gittin bir tane daha zörg oluşturdun. Tamam. Ondan sonra gittin StarCraft açtın bir tane daha. Why not? Ondan sonra 3. Gittin Winamp açtın. Winamp hala kullanan var mı? Hastasıyım. Ondan sonra gittin Zerg 4 açtın. Sonra hatta evet Zerg 5 açtın. Tamam. Mevzu şu. Bunun güzelliğine, sen şimdi mesela bu veri yapısında link list varsa ilk elemana bir pointer'ın var. Aynı pointer demek ne demek? Referans, tamam mı? Sen Zerg linkler ismi, atıyorum Z olsun bunun ismi. Tamam mı? Z yazdığım zaman gidecek şu memory bloğuna bakacak. Tamam, onun adresi orada belli işte. Bu Z eşittir demek, bu demek. Diyelim ki burada da bizim atıyorum işte link listimizin şeyi atıyorum K olsun. Tamam mı? Şu link listin referansı diyorum. Zerg 1 referans verdim. Zerg 1'den bir sonraki elemanı bul dediğim zaman link liste K'ya, o zaman gidecek Zerg 2'yi bulacak memory'de. Konsekütif olmamasına rağmen, yani memory'de hemen ardında olmamasına rağmen, çünkü yani burada yapman gereken şey ne? Memory dediğin şey ne? Lineer bir şey değil mi? Adresleri var her bir memory cell'in. Diyelim ben. Şöyle olsun. Diyelim ki adresler böyle. Sen buradaki elemana ulaştığın zaman liste içerisindeki, çok teknik biliyorum ya, muhabbeti ne şu anda şey yapıyorum, geçeceğiz bunları, dert değil. Çok da aşırı aşırı dalmak değil niyetim de, memory olayına biraz açıklıyorum. Şeyi veri yapılarını birazcık gösterebilmek için. Ne diyordum? Şu elemanı buldun. Bir sonraki elemanı bulmak için ne yapman lazım? Adresini bir arttırman lazım, değil mi? Bitti. İkinci elemanı buldun. Memory'den, yani senin compiler'ın senin için yaptığı şeyi bahsediyorum şu anda. Sen yapmıyorsun bunu. Ama atıyorum C++ yazıyorsan mesela hakikaten artı bir yapıp bulursun yani. Ama burada veri yapısı senin için şunu tutuyor.
bunu bir sonraki elemanın yerini tutuyor. Böylece bu neyi sağlıyor abi? Bu veri yapısında baştan sayısını bilmediğin şeyleri tutabiliyorsun. Diyelim ki atıyorum. Mesela işte yine StarCraft modu yapıyorsun. Zerglingler 10 tane olacak diyelim. Atıyorum karşısında işte tank. Kaç tane tank olacağını bilmiyorsun. Ama geldikçe benim tanklar listesine atacağım ben bunu diyorsun. Ama kaç tane olacağını bilmiyorsun. Adam kaç tane yaparsa. İşte o tanklar listesini mesela link list yapıyorsun. Normal array yapmıyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Gel bak söyleyelim. Gel. Bunu Python'da neyse girmeyelim o muhabbetlere de. O Python spesifik çünkü. Array büyütme küçültme mevzusu. Diyelim ki 5 tane tankım var, tamam mı? T1, T2, T3, T4, T5. 5 tane tankım var. Adam ve sen bunları statik bir array'de tutuyorsun diyelim, tamam mı? Ama daha önce sayısını bilmiyorsun. User bir tane daha yaptı tank. Ne yapacaksın şimdi? Yerin yok. 5 tanelik yer açtıydın şeyde, memory'de. Ne yapacaksın? O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Gideceksin, 6 tanelik yer açacaksın. Yeni bir yer memory'de. Ondan sonra copy paste. T1, T2, T3, T4, T5. Şimdi yeni gelen var, bir de T6. Bitti. Ondan sonra sen bu şeyi array oluşturdun. Bunu artık silebilirsin. Tamam mı? Statik array'de tutarsan bu olacak işte. Ne kadar zaman harcadın? Ebesinin nikahı. Diyelim ki 1.000.000 tane ekledim ben. Anladın mı? Burada burada şey olacak işte. Yani burada şey muhabbetleri giriyor. Big O'ları konuşurken amortized performanslar falan var. Konuşuruz onların hepsini. Vakti gelince. Uçan Şişman selamlar. Merhaba. Tam da ödevleri bitirdiğin zaman buna girmen ne güzel oldu abi. Hakikaten iyi mi oldu? Dalga mı geçiyorsun? Fixler selamlar. Hoş geldin. Object pool gibi açtığında ekleme şansımız yok mu? What? Object pool gibi açtığında ekleme şansımız yok mu? Object pool dediğin şey acaba Java'daki thread pool falan gibi bir şey mi? Tam bilmiyorum object pool ne demek olduğunu. Evet sevgili dostlar. Şimdi veri yapılarından veri yapıların bu kadar önemli olmasının sebebi verileri öyle bir şekilde tutuyorsun ki sana yani ne şekilde istiyorsan yani ne şekilde sana kolay geliyorsa ve ne şekilde performanslı bir şekilde şey yapacaksa o şekilde o şekilde tutacağın bir veri yapısı kullanıyorsun ki işin daha kolay oluyor. Gel mesela bak stack'ten bahsedeyim, tamam mı? Stack. Hiç stack duymamış birisi eğer ki stack stack'i düşünmek istiyorsan kova düşün. Kova. Bildiğin kova gibi, tamam mı? Bu arada hemen çok önemli bir mevzu. Design paternlerden bahsetmiyorum şu anda. Veri yapılarından bahsediyorum. Data structures. Bu veri yapısı bilgisayarda teknik olarak var olan bir veri yapısı değil. O yüzden bunların bir başka ismi de şudur. Abstract Data Structures'dır. Array ve string abstract değildir. Bayağı konkrettir memory'de bildiğin adresler. Ama linked list, stack queue, tree, graph, heap, hash table'lar hepsi abstract'tır. Farklı farklı şekillerde implement edebilirsin bunları. Bunlar abstract demek ne demek? Soyut demek. Yani bu senin kafanda bu, konsept bu. Anladın mı? Teknik olarak bilgisayarda bir kova yok yani, anladın mı? Şimdi bak stack'i çok hızlı bir şekilde hemen bir giriş yapmak istiyorum stack'e. Stack gel. Stack'te iki tane operasyon vardır. Pop, push. Tamam mı? Push veri yapısına bir şey koyar. Pop da geri alır. Tamam mı? Diyelim ki S diye bir stack'imiz var. Boş bu şu anda. Tamam mı? Ondan sonra diyorum ki S push 4 dedim. Hemen bir tane 4 diye bir sayı ekledi. Ne yaptı? Gitti buraya koydu. Tamam. Ondan sonra dedim ki S nokta push 5 dedim. Ne yaptı? Gitti buraya attı. Bilin kova ya. Üst üste disk koyduğun kova gibi düşün yani. Ondan sonra 2. Bu şu anda bu verdiğim örnek bence şeyde veri yapılarını anlamada çok ihtiyaç çok kolaylaştıracak şimdi size.
Müziği biraz kısabilir miyiz? Hadi kısalım bakalım. İnce bir kıstım. Evet. Umarım iyi olmuştur. Yine bir sıkıntınız olursa şey yapın. Bakayım neler demişsiniz. Oyunlarda yeni obje oluşturmak ve silmek CPU'yu çok yorduğu için kullanılan bir teknoloji abi. Aa eyvallah. Olabilir. Olabilir. Ya önceden biliyorsan tabii ki öyle. Yani dinamik olarak oluşturacaksan onu ona yapacak bir şey yok. Anladım ama demek istediğini object ball. Evet şimdi bu veri yapısı. Şimdi bak push dedik, push dedik, push dedik, koyduk bütün dataları. S nokta pop dediğim zaman ne gelecek? S nokta pop dediğim zaman bu gelecek. Tamam. 2 gelecek. Pop is gonna be 2. Bir daha pop dedim. Şimdi ne yaptı? Pop demek bir de siliyordu aynı zamanda. Bir daha pop dediğimde 5 gelecek. Tamam. Bir daha pop dediğimde 4 gelecek. Ondan sonra da boş olacak zaten. Tamam. Şimdi gel bir farkını göstereyim Q'yla. Q dediğin şey de stack dediğin kova. Q dediğin ne? Boru. Bildiğin boru. Baya pipe. Anladın? Boru diye düşün yani. Q, boru. Stack, kova. Gel bak Türkçe şeylerini izliyoruz. Kova. O da boru. Boru mu bu? 90'ların geyiklerinden. Şimdi 4-5-2. Bu Q'nun da iki tane şeyi var. NQ. Gariptir yazılımı. DQV. Tamam mı? İki, bu pop push gibi bir şey yani. NQ şey yapar. Q'ya eleman koyar. D, bu başka boru. Bu boru başka boru. Evet. DQ'da şey alır. Eleman alır. Tamam mı? Diyelim ki aynı operasyonları bak yapalım. Tamam mı? Diyelim ki Q diye bir Q'muz olsun. Çok yaratıcı isimler. NQ 4 5 bir de 2'yi koyacağız. Ondan sonra 2 tane de DQ yapacağız. Bakalım şimdi neler olacak. Rüştü selamlar. Script'te betik, cluster'da öbek ama kurulmuş tabii. Hoş geldin abi. Selamlar, ne yapıyorsun? Tanımayanlar varsa Rüştü bayağı abim olur. IBM'de çalışıyor kendisi şu anda. Polonya'da yaşıyor. Mainframe'cidir kendisi. Papa'da Midnight. Hoş geldin. Q'da da ilk giren ilk çıkardı sana. İşte bak işte söylüyorum sana. Bak 4'ü koydun tamam mı? Şu 4'ü koyduk. Laps girdi. 5'i koydun. Bildiğin boru diye düşünüyoruz. 5'i koydun. 4 gitti. 2'yi koydun. İlerledi. DQ. Şimdi buradan alıyoruz. Buradan da çıkartıyoruz. Değil mi? DQ dedin. Ne geldi DQ? Ana. 4. Bir tane daha DQ dedim. Bu gitti. Ondan sonra 5. Tamam mı? Şimdi bak veri yapısının bunu neden gösteriyorum siz biliyor musunuz? Veri yapısının mantığı neden böyle bir şeye ihtiyacımız var bunu bundan gösteriyorum. Şimdi bu ikisi farklı farklı çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Bak burada neydi? İlk giren ilk çıkma muhabbeti. Burada ilk giren ilk çıkıyor değil mi? Bildiğin sıra bu. Sıra gibi. Bildiğin yani şeyin işte eskiden ben çocukken şey kuyrukları olurdu. Fatura ödeme kuyrukları olurdu. Girerdik. Niye böyle bir örnek veriyorum? Hiçbir fikrim yok da. Şu anda şey gelmedi aklıma. Kuyruğa nerede giriyorsun şu anda? O gelmedi. Akbil kuyruğu falan gibi yani. Anladın? İlk giren ilk şey yapacak yani. Bu da bildiğin şey yani son giren ilk başta çıkıyor. Şimdi bu nerede işimize yarayacak? Ne yapacağız? Ulan, tamam iki farklı şekilde şey yapıyor. Şimdi bak bir tane soru mesela. Sana bildiğin şey sorusu bu arada. Interview, iş görüşmesi sorusu. Tamam. Neler gelmişler? Memnun oldum Rüştü abi. Saygılar abi. Eyvallah. Stack'le giren son çıkar. Pide sırası. Pide sırası. Ha, bravo. Evet Ramazan'daydık tam da aynı. Doğru. Pide sırası. Şimdi bak. Gel sana bir tane şey sorusu sorayım. Semih selamlar. Hoş geldiniz. Uzun zamandır gelmesin. Aynen özlettin kendini. Şimdi bildiğin iş görüşmesi sorusu soracağım şimdi sana. Sana bir tane şey veriyorum. Parantez. Bu parantez stringi balanced mı?
Balans ne demek? Ne kadar left varsa o kadar right olacak demek. Ama aynı zamanda mesela şu da balans değil. Dur ben düzgün bir tanımlayayım soruyu da ondan sonra sorayım size. Mesela şu bir balans değil. Evet. Doğru. Ne kadar left varsa o kadar right olacak. Ne kadar sol parantez varsa o kadar sağ parantez olacak. Tamam, mesela şöyle baştan başlayalım. Şu balans. Tamam mı? Bu balans. Şu da balans. Komple şu yani. Bu çok klasik bir bu balans değil. Bu balans değil. Anladınız olayı. Şimdi programını yazmayacağım bunu. Yazarız. Stacklerle konuşurken yazarız. Ama mevzu şu. Algoritmayı söyleyeceğim sadece. Stack kullandığı için verdim bu örneği. Bu bildiğin legit şey sorusu bu. Interview soru. İş görüşme sorusu bu yani. Syntax error verir. Bulamazsın. Gıcık eder. Lisp yazıyor. Sen evet. Ama şey olmak zorunda değil bu yani. Bildiğin atıyorum. Mesela XML verifier'lar da böyle çalışır. Şey gibi düşün ya. Ya da HTML verifier yani. HTML açtım. Açtım. Kapattım. Ondan sonra body açtım. Kapatmadım. Balans değil. Anladın mı? Sol sağ. Sol sağ. Verifier'lar da bu şekilde çalışır yani. Herhangi bir şey. Ne diyecektim? Ha, algoritmayı söyleyeceğim şimdi. Bak, algoritma şu. Gördüğün şey açık left parense stack'e atıyorsun. Bir tane stack tutuyorsun kenarda. Kapalıysa stack'ten pop yapıyorsun. Stack'ten empty iken pop yaparsan error. Balans değil. Ya da şeyin bittiğinde string'i, ya programını yazsam daha kolay olacaktı. String'in bittiğinde şeyse, stay'inde hala bir şey varsa o zaman da I'm balanced. Ne demek bu? Gel yapalım. Bak şimdi. Şunu uygulayacağım bu bizim kovada. Görebiliyorsunuz değil mi siz? Büyüt falan derseniz büyütürüm ha. Şimdi bak. Okuduk bir tanesini. At stay. Tamam. Okuduğumuz ne? Sol değil mi? Solda ne yapıyoruz? Atıyoruz stay. Okuduğumuz ne? Sağ. O zaman stack'ten pop yapıyoruz. Pop yaptım. Bu da gitti. Okuduğumuz ne? Sağ. Pop. Gitti. String'im bitti. Input'um bitti. Stay'ime bak. Empty ise balanced. Empty. Bu balanced. Şimdi gel imbalanced yapalım bir tane. Gel. İki tarz imbalanced yapacağım. Biri fazla left olsun, biri de fazla right olsun. Öyle görelim. Şimdi gel. İlk başta şunu yapalım. Bunu bir at kenara. İlk başta bunu yapalım. Sol okudum. Yapıştır. Sağ okudum. Pop. Bunu şu anda anlamanız önemli değil bu arada. Bunları stack'te konuşacağız. Şu anda ben örnek veriyorum size. Bu veri yapısını kullanan algoritma olarak yani. Sol parantez pop. Hemen push. Sonra sağ gördüm pop. Tamam. Sol gördüm. Sağ gördüm pop yapacağım. Aa, empty. Neyi pop edeceğim? Hiçbir şey yok. Imbalanced. Gel bir de onu. Gel bir de şunu yapalım. Şu anda sadece örnek veriyorum şeye. Veri yapısını kullanan algoritmaya örnek veriyorum. Bunu her bir veri yapısı için yapmayacağız bu arada. Bu videoyu 5 saat yapma niyetim yok yani. Şimdi sol parantez yaptık. Bir tane daha sol parantez gördüm. Hemen yapıştır. Gel. Şimdi gördüğüm şey sağ parantez. Pop yapıyorum. Pop yaptım. Sol parantez gördüm. Push. Sağ parantez gördüm. Pop. Gitti. String'im bitti. Stack'im empty mi? Hayır değil. Imbalanced. İmba.
Tamam. Bu şu anda bildiğin legitimate şey konusu. Legit interview sorusuydu bu. Şu anda sordum. Bayağı çıkabilir yani iş görüşmesine. 4 işlem sırası için stack kullanıyordu ama algoritmasını hatırlamıyorum. 4 işlem dediğin tam hatırlamıyorum. Şey mi diyorsun? Compound expression'ı mı diyorsun? Yani mesela şöyle 1 artı 2 artı 3. Oğlum neler yazdım? 2 artı 3. Şu ilk başta hesaplanıyor. Bu sırada bu stack'te tutuluyor. Function call stack gibi. Bundan mı bahsediyorsun? Şimdi mevzu bu. Anladın mı? Bak, veri yapıları bu işe yarıyor. Sen şimdi aynı problemi Q ile çözmeye çalış. Bak neler oluyor. Ya da git tree ile çözmeye çalış. Ağaçla çözmeye çalış. Ya da normal array ile çözmeye çalış. Bak neler oluyor. Anladın mı? Bundan bahsediyorum yani. Senin algoritma, senin işini kolaylaştıran bir şey. Bu veriyi bu organizasyonda tutmak, şu organizasyonda tutmaktan daha yararlı bir şey. O problem için. Anladın mı? Olay o. Dolayısıyla sana bir tane Live and Code, selamlar, hoş geldin. Sana bir tane iş görüşmesinde soru sordukları zaman part of the problem, yani mevzunun, sana sordukları sorunun bir kısmı acaba adam doğru veri yapısını seçebilecek mi? Aynı zamanda o yani olay. Anladın mı? Sorduğu şey o yani. Şimdi veri yapıları böyle şeyler. Veri yapıları farklı farklı şekillerde organize etme, datayı organize etme mevzuları. Her bir veri yapısının üzerinde olan algoritmalar var. Efendime söyleyeyim, veri yapılarının kendi operasyonları, bak bu pushlar, poplar, bunlar ne kadar hızlı, ne kadar memory kullanıyor falan. Hepsinin muhabbetleri ayrı. Algoritmalar. Şimdi algoritmalar, işte biraz önce bir tane algoritma kurduk mesela bu problemi çözmek için. Farklı algoritmalar olamaz mıydı? Olabilirdi. Bunlar breadth first, depth first, binary search, merge sort, quick sort. Bunlar yani kes, bileceğim bunu yani. Anladın mı? Bu yani binary search'ı bileceksin. Bunlar belli algoritmalar. Binary search nedir? Git bu şeyde yaptık videoyu. YouTube'daki yeni başlayanlar için programlama muhabbetleri serisinden bir tane video vardı. Binary search'a yaptığımız. Git orada bak ne olduğunu. Buraya geldiğimiz zaman ben bunları teker teker videosunu yapmayı düşünüyorum. Buraya geldiğimiz zaman tekrar konuşuruz zaten. Her biri farklı farklı algoritmalar ama bu kesinlikle bilinmesi gereken. Yani temel yani, anladın mı? Bunu bileceksin. Bunu yazacaksın. Şimdi ne şekilde bunları çalışman gerektiğini de söyleyeceğim. Yazılımcı olma reçetesi yazıyoruz şu anda. Yani sıfırsın. Hani hiçbir şey bilmiyorsun bu konuda ama girmek istiyorsun. İlgin çekiyor yazılım. Ne şekilde giriyorsun? Bu. Şimdi burada konseptler. Bu konseptler usta. Bu konseptler farklı farklı şeyler. Yani bu konseptler şunlar gibi böyle oturup çalışabileceğin konseptler değil. Yani okumayla olacak şeyler değil. Bunlar Big O Time and Space mesela. Bunlar problem çözerken yapacağın şeyler. Problem çözerken recursive çözme yöntemlerine bakacaksın. Bir de iterasyon, iteratif çözme yöntemlerine bakacaksın. Hangisi daha iyi? Hangisi hangi bakımdan daha iyi? Onlara bakacaksın. Yani bunlar dediğim gibi konsept işleri bunlar. Testing. Bir yazılımı nasıl test edersin? Hangi test frameworkleri var falan filan. Ondan sonra system design ve scalability. Benim burada kendi notlarım içerisinde bayağı 2-3 sayfa yazı yazmışım ben buraya. Şeyle ilgili yani. System design, scalability. Benim hiç çalışmadığım bir şeydi çünkü bu yani. Buna birazcık çalışmam gerekiyor diye şey yaptım. İşte scope the problem diyor, reasonable assumption'lar yap diyor, major component'leri çiz diyor, ondan sonra key issue'lara bak falan filan. Bunları konuşuruz hepsini vaktin gelince ama mevzu, yani söylemeye çalıştığım şey şunlar. Bu konseptler böyle oturup kitap okuyarak yapabileceğin, kitap okuyarak ya da yapabileceğin, çalışarak yapabileceğin şeyler değil. Bu problem çözerken aklında tutman gereken ya da mesela bit manipulation istiyorum diyorsun. Gidiyorsun bit manipulation'larla ilgili bana soru ver diyorsun. O sorular. Şimdi hepsini şey yapacağız. Şimdi diyelim ki bu listeyi aldın, tamam mı? Ben size şimdi şey de vereceğim. Discrete matematik sorusu, Big O falan. Yani discrete matematik ise temel şeyini çalışıyor abi onlar. Teorisi var yani. Anladın mı? Şimdi yani yani bir recurrence relation çözüp de yani master teoremle algoritma şeyi yapmak, yani sana iş görüşmesinde hiçbir yarar sağlamaz o yani. Anladın mı? Yani anladın mı? Hani yani ben şu anda akademik olarak gelebilecek son noktalardayım yani.
Tamam, doktoramın sonundayım yani. Hani daha yok yani akademi. Hani çok rahatlıkla söyleyebilirim yani. Teorik konuların olayı başka yani, anladın mı? O mevzu başka bir yere gidiyor yani. Şimdi ben şimdi bunlar temel konular. Tamam, bak listeledik şimdi mevzuyu. Bunlar temel. Şimdi bunları aldın. Ben size benim Discord'da kitaplarda paylaşacağım. Şey kitapları, örnek sorular var, çözümler var falan filan. Hepsini paylaşacağım. Discord'dan şey yapın. Kimseye de söylemeyin bunu. Ne diyecektim? Bunu aldın. Şimdi bunu nasıl çalışacaksın? Nasıl yapacaksın? Benim tavsiyem şu olur. Bu tabii kişiden kişiye göre değişir. Herkese göre değişir. Bir hafta ver kendine. Hepsi bir hafta. Sağ olasın, Jack olsun. Bir hafta ver. Atıyorum. Week 1. Bu olsun. 2. Ya da karıştır. Week 2. Ondan sonra week 3. Tamam mı? Ya da niye ben week diyorum bunlara ya? Hafta de şuna. Hafta 1. Hafta 3. Birer birer hafta ver yani, anladın mı? Hadi şey yapmış olalım. Şöyle bir hızlı bir görelim kaç tane ne ara olmuş. 8, 9. Ben. Yapmıyor muydu o şeyi? Spreadsheet olan. ...13, 14 böyle sıralı ilk seçeceksin ki öyle paterni görecek yani, Allah seni kahretmesin. OpenOffice'te kral gibi yapıyor hepsini. Şimdi spreadsheet programlamadan gerçekten nefret ederim yani. Şimdi bak, şunları aslında böyle birer hafta harcamaya olur. Bence mantıklı, bir hafta harca bunları. 20 hafta hocam. 20 hafta. 20 hafta, 5 ay. Hiçbir şeyin yoksa, hiç yani yazılıma bildiğim profesyonel olarak girmekten bahsediyorum. Çünkü bak bunları yap. Bunları yap. Garanti veriyorum sana iş bulabileceğine dair. Bunları bir toparla ve garanti veriyorum derken şeyi garanti veriyorum. Türkiye'de iş bulmayı değil. Yani sponsorlukla bildiğin yani hani Google, Facebook, Amazon, bunu garanti veriyorum yani. Bunları yap. Şimdi bir şey daha göstereceğim size. O da şu. Benim şahsen yaptığım şey bu. Ben şahsen bunu çok severim. Böyle arada vaktim oldukça girer bakarım. Şimdi mesela iş görüşme muhabbetlerim olacak yakın zamanda. Daha da çok yapacağım. Hatta büyük ihtimal yayınlarda yapacağız bunları. Ben böyle LeetCode'a girerim. Tamam, LeetCode yani, bu LeetCode çok ünlü olduğu için şey yapıyorum ben yani, anladın mı? Hani çok ünlü olduğu için buradan yapıyorum. Yoksa LeetCode'u böyle promote etmeye çalıştığım için değil yani. Şuradan problems kısmına gelirim. LeetCode. Buradan derim ki bak şurada pick one var. Yapıştır. Random. Bana bir soru ver ya. Ver abi soruyu. Hah, bak medium. Ne diyor? Product of array except self. Given an array nums of n integers where n büyüktür 1. Return an array output such that output e is equal to the product of all the elements of nums except nums e. Ya adam sana şöyle bir liste veriyor. Tamam mı? Öyle bir output listesi vereceksin ki her bir output şeyi, bak 24 mesela, bu 24 kaçıncı pozisyonda? Birinci, şu pozisyonda, birin olduğu pozisyonda. Şimdi o pozisyon dışındaki bütün sayıların çarpımına eşit olacakmış bu. Anladın mı? Bak mesela 12. Şu iki pozisyonu dışındaki, birazcık daha görüntüyü şey yapayım isterseniz size. Şu iki pozisyonu dışındaki pozisyonların çarpımı. Bak 3 ile 4 bir de 1'i çarp 12. Şu pozisyonda ne var? Bak 3 dışında 2, 1, 4. Tık 8. 10 dışında şu 4 dışında 1, 2, 3 çarp 6. Bu. Tamam, soru bu. Nasıl yapacaksın? Benim her zaman yaptığım bu, çünkü bu şu anda bu problems diyorum ya, ben şu problems'tan pick one diyorum ya, bak bu nereden pick one diyor. Bak algoritmalar, database'ler, shell, concurrency hepsi var. Anladın mı? Farklı farklı şeyler, data structure'lar, algoritmalar, bak bir sürü sorular var. Pick one derim.
yaparım o soruyu. Benim zaten yapmayı sevdiğim bir şey bu yani, anladın mı? Arada bir girer böyle çözerim şey programı. Kafayı açık tutmak. Yani StarCraft oynamak gibi yani. Ya da mesela basketbol oynayıp antrenman yapmak gibi bir şey bu yani, anladın mı? Dolayısıyla şu gelip yani burada mesela linked listlerle ilgili. Burada yapabiliyor muyuz acaba bunu? Gel bakalım birlikte. Linked list. Bak. Linked listlerle ilgili sorulara yapıştır. Bak easy. Yani iyi kategorisi easy. Ben yani çok kolay soru falan demiyorum ya. Kategorisi büyük ihtimal kolay soru. Al çöz bir soruyu. Link list, o hafta link listleri çalışıyorsan ikinci haftadasın. Link listleri çalışıyorsun. Git abi her gün bir tane soru çöz bundan. O hafta link listleri bir öğren. Bu arada dil muhabbeti yani en önemli şey burada şu anda en önemli bu videodan alacağınız en önemli ders şu olsun. Eğer ki bir ders alacaksanız, hiç öyle bir şeyim yok, mesaj kaygım yok ama burada dille ilgili bir şey görüyor musunuz? Hiç dil diyor mu yani? C, Python, Racket. Hiç dil var mı? Java. Dille ilgili hiçbir şey yok. Dikkat. İstediğin dili başla. Hepsi aynı. Yani merge sort Java'da yazınca farklı bir algoritma olmuyor Python'da yazmaktan yani. Anladın? Seç bir dil. C++ mı istiyorsun? Python mı istiyorsun? Ne istiyorsan hangisi? O dilin muhabbetleriyle ilgili diğer şeye bak. Videoya bak. Diğer şeylere bak. Orada görürsün. Seç bir dil. Ondan sonra al sana liste. Kaynakları Discord'da paylaşacağım. Yayından sonra paylaşabilirim büyük ihtimal. Al sana problem şey yapabileceğin bir web sitesi. Bunun gibi tonlarca bu arada web siteleri var ha. HackerRank'ler bilmem neler falan. LeetCode sadece tek bir şey değil. Ben bir örnek olsun diye şey yaptım. Onların hepsinin listelerini şey yaparım. Videonun altına yapıştırırım yani. Hepsi aynı ise neden birden fazla programlama dili var? Onları da bir sonraki videoda... yok. Hayır. Yayında şey yapacağım. Bak şu anda YouTube'daki arkadaşlara tekrar bir hatırlatalım. Twitch.tv/lambdacd'deyiz. Kalkın canlı muhabbete gelin. Casper'la bunun muhabbetini şimdi yapacağız videoyu kapattıktan sonra. Siz de gelin, kaçırmayın böyle muhabbetleri. O zaman önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Umarım yararlı olmuştur. Haydi eyvallah.